Öncelikle evlere posta gelmiş. Herkese gelmiş bir tane. Bana gelmiş iki tane. Sağlıktan bir tane mektup var. Açıp okuyalım bakalım ne diyor içinde. Sayın Bay Doktor, ortak maden alanı dışına çıktığınız ve karaya vurmuş kaplumbağaları kurtarmadığınız için evinize haciz gel. En yakın zamanda duruşmanız ayarlanacaktır. Köy dışına çıkmayınız. Alınanlar kapı. Fallout, Fallout. Ich bin radioaktiv und nicht im Radio, du Peach. Es ist Fallout, Fallout. Fick das Grundgesetz, ich brauch kein Grund zu kick. Sonny Black is back und es wird wieder umgerechnet. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar, ben Alperen Gençler. Bugün sizlerle Köycraft'ın 3. bölümüyle karşınızdayım gençler. Hepiniz öncelikle videoya hoş geldiniz. Bugün biliyorsunuz arkadaşlar, geçenki bölümde oyunda ölmüştük ve itemlerimiz geçmişti. Ama biz Gamerol Keep Inventory Tour'un çalıştığını bilmiyorduk abi. Ve bu çalışmıyormuş da gençler. Yani bundan sonra eğer ölürsem hiçbir itemimi geri alamayacağım. Haberiniz olsun. Bir seferlik olsun itemlerimizi geri almayı başardım. Ama arkadaşlar eğer bundan sonra eğer ölürsek oyunda itemlerimizin hepsi gidecek. Ve maalesef bir daha da geri gelmeyecek. Ve oyuna da Shader kurdum arkadaşlar. Eğer Shader'ı beğendiyseniz de yorumlar kısmında like attığınızı belli etmeyi ve Shader'ı beğendiğinizi söylemeyi unutmayın gençler. Haberiniz olsun. Eğer istemezseniz de Shader'ı kaldıracağım. Bundan da haberiniz olsun. Öncelikle evlere posta gelmiş. Herkese gelmiş bir tane. Bana gelmiş iki tane. Bana neden iki tane posta gelmiş? Hiçbir fikrim yok. Hadi isterseniz şu postaları açalım öncelikle. Bakalım işte neler varmış. Haftalık kasa Create Key'di ya, bu güzel. Bak bu haftalık kasadan herkese vermeleri güzel olmuş. Ve bir tane de bana muhtarlıktan bir tane belge var. Bir tane şey var abi, mektup var. Muhtarlıktan bir tane mektup var. Açıp okuyalım bakalım ne diyor içinde. Sayın Bay Doktor, ortak maden alanı dışına çıktığınız ve karaya vurmuş kaplumbağaları kurtarmadığınız için evinize haciz gelmiştir. En yakın zamanda duruşmanız ayarlanacaktır. Köy dışına çıkmayınız. Alınanlar kapı. La ben de diyorum bizim kapılar niye yok? Game moddan falan koyacaklar sanıyorum. Abi bir şey diyeceğim. Bir dakika, ortak maden alanı dışına çıktığınız ve karaya vurmuş kap... Karaya vurmuş kaplumbağadan bize ne la? Bir dakika, şurada kaplumbağalar vardı. Abi oyunda nasıl haciz geliyor bana? Abi kaplumbağalar, ben bunları nasıl kurtaracağım? Bir dakika. Ben kaplumbağaları nasıl kurtaracağım onu anlamadım şu an. Suya git la. Arkadaşlar bu şaka mı? Bu şaka mı, ciddi mi şu an? Ben ne yapıyorum? Ben şu an kaplumbağaları suya atıyorum da ciddi değildir herhalde ya. Arkadaşlar eğer bu ciddiyse eğer bu ciddiyse çok kötü bir şey. Abi kapıyı niye alıyorsunuz ya? Her neyse arkadaşlar, yapacak bir şey yok ama biz ortak maden dışına çıkmamıştık. Galiba köyde maden yeri varmış, biz orayı unuttuk abi. Bir dahaki sefere inşallah unutmam. Yalnız haciz gelme olayı ne ya? Her neyse arkadaşlar, bir önceki bölümde bildiğiniz gibi maden falan kasmıştık. Hatta enchanting table yapacağımızı söylemiştik. Bayağı 4 tane obsidyen, hatta elmas bulmuştuk abi. Şimdi bunları arkadaşlar birazcık isterseniz düzenleme yapalım. Öncelikle chestimiz, hatta bunu kıralım. Bunu kır abi. Buraya bir tane fırın koyalım. Bir tane crafting table koyalım. Ve bir tane daha chest yapalım hatta. Şunu da şöyle hop çevirelim abi. Şöyle bir tane daha chest yapacağım. Ve bu chestleri de nereye koyalım? Şuraya şimdilik koyalım bakalım. Aynen abi, şimdilik burada. Aa, chestler niye birleşmiyor? Oha bir dakika. Abi chestler niye birleşmiyor? Ha birleşe, tamam. Abi korktum ben birleşmiyor diye ya. Bak ortası da gelince böyle ikiye falan bölündü gösteriyor. Her neyse. Öncelikle şu ironlarımızı bir ısıtmaya koyalım isterseniz. Bunu normal odunla ısıtacağım. Şunları koyalım. Geriye kalan demirleri de ısıtacağız. Şimdi arkadaşlar, öncelikle arkadaşlar kendimize kitap yapmamız lazım. Şu 3 tanesi yeterli olur abi. Hemen şuradan bir tane kitap yapalım kendimize. Kitap nasıl yapıyorduk? Şeker kalmış. Deri lazım bize. Bize bir tane deri lazım. Abi deri lazım bize. Köyün dışına çıkmamız lazım onun için de. Abi şaka gibi ya. Köyün dışına nasıl çıkacağız biz? Her neyse, bunlar burada kalsın.
Bu arada arkadaşlar bölümleri 15-20 dakika arasında istemişsiniz. Eğer bu videoya 2500 like gelirse diğer bölümü yarım saat yapmaya çalışacağım. Elimden geldiği kadar uzatmaya çalışacağım. Haberiniz olsun ve eğer Shader'ı da beğenmediyseniz yani yorumlar kısmına yazarak arkadaşlar kaldırmamı sağlayabilirsiniz. Texture pack de şu anlık bulamadım. Güzel gerçekçi bir texture pack yakın zamanda bulacağım inşallah. Tamamdır, bunlar ısınmış. Buraya biraz da gold koyalım isterseniz. Şu odunu ver bana. Bunun altına da iki tane kömür atsak bu zaten ısınır abi kendi kendine. Ben yalnız bir tane daha fırınım varmış, güzel ya. Bununla da birazcık yemek ısıtacağım. Bunlar da burada ısına dursun. Şimdi biz bir gidelim. Şu bize verdikleri haftalık kasa anahtarını gidelim bir açalım bakalım. İçinden ne çıkacak. Bu arada dediğim gibi herkese bir tane posta gelmiş. Bana iki tane gelmiş. Eve nasıl haciz geliyor ben cidden anlamadım ya. Biz köy dışına çıktık zaten. Bir dakika ne yazıyor, bir daha okuyacağım. Abi cidden hani bu kadar da gerçekçi olamaz ama ya. Ortak maden alanı dışına çıktınız. Ortak maden alanını da o zaman biz bir arayalım bu bölümü, öyle yapalım. Ama öncelikle şu gidip haftalık kasa anahtarıyla ben bir açmak istiyorum. Hani umarım şansımız döner, güzel bir item çıkartabiliriz. İçinde ne varmış? Direk açtım. Güzel bir şey var. Diamond ver. Diamond ver. Aga be, glowstone verdi, ışık tazı verdi be. Neyse ben yalnız böyle tıklayınca içine bakacaktım. Olmadı ya. Şimdi money diyelim şöyle, bizim hiç paramızın olmaması lazım. Aynen şu an 0 liramız var. Bu bölümde arkadaşlar ısıtmış olduğumuz madenleri gidip satacağız. Bakalım kaç para yapacak, cidden merak ediyorum. Yalnız şu maden olayını halledersek çok güzel olacak. Çünkü evime haciz gelmiş, duruşmaya falan çıkacaksın diyorlar. Hani bu gerçek olabilir abi. Bizim tayfa cidden çok manyak yani. Neyse bakacağız abi buna da. Bakalım bizim goldlarımız ısınmış bu can ciğerlerim. Bak yemeğimiz ısınmış. Yemekler dursun. 9 tanesi ısınmış. Diamondlardan zaten 2 tanesiyle enchanting table yapacağız. Bundan da bir 5 tane bıraksak redstone'dan yeterli olur. Şu anki ganimetlerimiz şöyle göstereyim ben. Işık tozunu zaten şu an satamayız büyük bir ihtimal. Kızıltaş, elmas ve şurada birazcık gold daha var. Goldları alacağım. Ve iron'ımız var. Bakalım bu kadar item ne kadar para yapacak. Bu bölüme zaten şehir dışına çıkamam. Çıkma yazmış. Yani evi de yerinden sökebilirler. Ondan korkuyorum ben açıkçası arkadaşlar. Her neyse. O zaman bu bölüm evin aslında dekorasyonuyla uğraşabiliriz birazcık ya. Öyle mi yapsak? Şuraya koltuk falan yapsam aslında hiç fena olmaz arkadaşlar. Bu arada dediğim gibi Shader'ı değer istiyorsanız, hani böyle kalmasını istiyorsanız yorumlar kısmına kesinlikle yazmayı unutmayın arkadaşlar. Birazcık hatta kasıyor diyeyim. O da oyunu 1080p kaydettiğim için ama sıkıntı yok abi. Eğer beğendiyseniz yani ben buna dayanabilirim. No problem. Güzel. Hepsini pişirdik. Hadi gidelim bakalım şunları satalım. Kaç lira paramız olacak? Şuradan hemen satalım abi. Iron diyor, 3 dolar diyor. Satalım abi. Ne diyor burada? Sell diyor. Yazalım sell diye şöyle. Cancel the shop purchase. Abi niye satamıyoruz iron'ı? Sell 3, bu da olmadı. Sell iron. Arkadaşlar satamıyoruz. Abi neden satamıyoruz? Bir dakika. Oha arkadaşlar, büyük bir ihtimal daha bizimkiler bunları satmayı bile açmamışlar. Çünkü yani daha seneye yeni başladık ve benim bu kadar gelişeceğimi büyük bir ihtimal tahmin etmiyorlardı. Her neyse ben bunu zaten diğer bölümde hatta bu bölümden sonra direkt bizim yetkililere söylerim. Hatta bunları da bir Türkçeleştirsinler, hani yabancı falan yazıyor. Belki bunu da TL'ye çevirebiliriz arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Slash money komutunu. Şu an arkadaşlar 0 dolarımız var. Ben bunu hatta onlara söylerim abi. Onlar Türkçeleştirir. Şimdi o zaman eğer bunları satamıyorsak biz bir ortak maden alanı arayalım. Neredeymiş bu ortak maden alanı? Ben cidden merak ettim. Yani şurası büyük bir ihtimal ortak ormandı. Aa burasıymış. Ana. Abi ortak maden alanı varmış. O zaman geldiysek hadi biraz maden yapalım abi. Yapacak bir şey yok zaten evimizde. Yalnız buradan birisi aşağıymış ha. Kimler burada aşağının? Neyse ben birazcık arkadaşlar kendime torç yapmak istiyorum. Çünkü aşağıda bayağı bir ihtiyacımız olacağı benziyor torca. Şöyle hatta şu kadar yeterli olur mu? 36 tane olsun abi, aynen. Hatta elimizi torçla gezelim şöyle. Hop yes. Yalnız damage almasak iyiydi. Bu arada test maskede başlamış server arkadaşlar. Anam. Buradaki şeyler almamışlar. Altınlar Allah Allah. Buradaki altınları kimse almamış. Acaba ben ilk defa mı geliyorum buraya? Yalnız Shader'da da bayağı hoş gözüküyormuş arkadaşlar. Oha lav filan var, bir dakika. Lav filan var. Abi atlayayım ya, lav dursun, ışık en azından.
Işık en azından. Ama şurayı kapatabilirim çünkü ayrı falan var. Hop şuraya bir tane şey koyalım, torç koyalım. Şunları kazalım. Yalnız arkadaşlar madenler falan da shader'da bayağı güzel gözüküyormuş. Eğer beğendiyseniz dediğim gibi yorumlar kısmında bunu belli etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hop. Şurayı da şöyle yap. Bu ne abi? Redstone. Redstone güzel. Severiz severiz redstone. Yalnız redstone göremedim o satış yerinde. Onu da büyük bir ihtimal getirirler diye düşünüyorum. İnşallah getirirler. Artık getirmezlerse yapacak bir şey yok. Hatta şu an server'da tek ben varım galiba. Aynen öyle. Bir de bana şey lazım. Kürek lazım. Şu küreği de ver. Şuraya bir tane şey koyalım. Hop. Kaçıncı kattayız şu an? En ufak fikrim yok. 11 olabilir. İnşallah 11'dir. Çünkü tek diamond katındayız abi. Birazcık daha diamond bulursak var ya mükemmel olur. Hani süper ötesi olur. İnşallah bulabiliriz. Kazanmış şuraları şöyle. Hop. Redstone bulduk. Şuraya bir tane torch. Hop. Güzel güzel. Burada lav sesi falan da gelmiyor. Lav falan yok. Birazcık iyi oldu bizim için. Ama diamond bulamayabiliriz bu bölümde. Büyük bir ihtimal bulamayacağız gibi de gözüküyor. Şu an kaçıncı kattayız? En ufak fikrim yok. 10 olabilir şu anda. Hatta şöyle bir blok yukarı çıkacağım. Bakayım bir. Aynen abi. Şu an 11. kattayız. Şu sağ tarafta lav falan var. O taraflara doğru gideyim ben. Biz madeni videoda görmek istiyoruz diyorsanız da ona da ayrıyetten dediğim gibi böyle bir bölüm çekebilirim. Bu da ara bölüm olsun aslında ya. Hani bu bölüm yalnız biz nereye geldik? Aman tanrım dediğim. Bir dakika lapis falan var. Bunları almamız lazım bizim. Abi mükemmel bir madene geldik yalnız var ya. Şuraları kapatalım mı şöyle? Lav falan gelmesin ya. Hop. Lav. Allah Allah Allah. Yandım. Yandım yandım yandım. Aman Allah'ım bir dakika çok tehlikeli bölge arkadaşlar buralar. Buralar çok tehlikeli bölge abi. Bir saniye. Şurayı kapat şöyle. Oraya gelmesin. Bu redstone büyük bir ihtimal. Hop. Yalnız çok pembe durmuyor mu? Cidden çok pembe duruyor shader yüzünden. Yani diamond falan sandım yani bunları. Ama bunlar bildiğin redstone abi. Her neyse. Şurayı şöyle hop şey yapalım. Diamond sandım. Ayrımı şey golda bak nasıl sallanıyor. Abi şaka gibi be. Kapat şunu bizi yakma. Lavlar yanmak istemiyorum bugün. Hop. Süper. Güzel. Yalnız redstone'ları büyük bir ihtimal ben satacağım gibi gözüküyor bizimkilere. Çünkü yani şu an en çok redstone'u bulan benim galiba. Yalnız gold da bulduk ha. İyi iyi güzel. Oo arkasında lapis de var. Mükemmel abi. Kas 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 kas. Süper. Arkadaşlar o zaman ben videoyu burada ufaktan sonlandırayım. Eğer istiyorsanız bakın yorumların hepsini okuyacağım. Video dışında maden yapmamı istiyorsanız eğer yorumlar kısmına yazın. En azından bir şeyler kasmaya çalışırım. Buraya ne olmuş böyle ya? Bir dakika. Şu lavı bir kapatalım ya. Hop. Hop. Şurada lapis var. Şu lapisleri alayım ben. Kimse almadan. Ve bir aşağıda bakacağım ya. Belki bir hani diamond yakalayabiliriz. Çünkü burası maden alanıymış büyük bir ihtimal. Hani herkes buraya gelecek. Ama hop şu ileri bakalım. Bakamıyoruz. Şuraya bir gitmek istiyorum ya. Belki bir diamond bulabiliriz hani. Bak bir tanecik yani. Bak bir tane. Allah'u ekber. Allah. Aman tanrım dedim. Ben o creeper'ı görmüştüm. Atlayacağı hiç aklıma gelmedi abi. Şaka gibi ya. Neyse gelmişken şu iron'ı alalım. Dediğim gibi arkadaşlar yorumlar kısmına yazmayı abi unutmayın. Bir git ya. Heh, orada patla. Çok damage vermedi zaten. Eğer arkadaşlar isterseniz ben burada ayrıyetten de maden yapabilirim hani çok sıkılıyorsanız eğer. Hani hızlı bir şekilde gelişmemizi istiyorsanız. Zaten ben videoda da yapsam hızlı bir şekilde gelişeceğiz ama hani izlemek istemeyen arkadaşlarımız olabilir. O yüzden madeni video dışında da yapabilirim dediğim gibi. Onu da yorumlara yazmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Son şuradaki redstone ve iron'ları da alacağım. Ve daha sonra buradan eve doğru ufaktan koyulacağız. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu lütfen like atmayı unutmayın. Dediğim gibi bu videoya 2500 like gelirse abi çok güzel şeyler olacak. Haberiniz olsun. Şimdilik eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Video beğenenlerin inşallah dersi 100 olur abi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Yürüyorlar karanlıklar sokaklarda işlenen tüm suçlar üstüne kalacak. Adaleti sağlar. Yasa dışı yollar. Tarafını seç. El verdi gençlere kafanıza sıkacak.